Düşmanlarına galip gelmek isteyen. İstiyor muyuz? Düşmanlarımız kim? Ehli şirk, ehli bid'at, ehli ehva. Müslümanlardan, ehli sünnetten düşmanımız yok. Ama bunlara galip gelmeliyiz ki milletin itikadını tahsis edelim. Evet. Bu aşağıdaki dua her gün gece gücü yettiği kadar okusun. Bunu okuduğu müddetçe ne silah, ne düşman, ne nazar, ne şer ona isabet etmez. Ne elem, hattası var. Okuduğu günde vefat nasip olmaz. E vefatı geldiyse ne olacak? Okumak nasip olmaz. Niye? Çok mu anormal bir şey söyledim şimdi? Bu evliyaullah böyle söylüyorlar. Çünkü hadis-i şerifle müjdelerde olan şeyler kesindir. E peki sen hiç ölmeyecek misin arkadaş? Öleceksin. O zaman okumak nasip olmaz. Ama o madem öleceğim gün okumak nasip olmaz, ben bunu niye boşuna okuyayım? Kardeşim, okuduğun günde de musibet nasip olmaz. Sen musibetten kurtulmak üzere. Ecelden kim kurtulacak? Anladın mı? Bu çok mühim bir duadır. Ben bunu okumaya çalışıyorum. İnşallah bu duanın vesilesiyle. Bunda lakatcaküm duasıdır bu. Lakatcaküm ayetinin duasıdır. Harastü nefsi, canımı korumaya aldım. Ve dini, dinimi, imanımı korumaya aldım. Bak imanımız da tehlikeli, her dakika bir rüzgar esiyor. İtikadımı korumaya aldım. Ve ehli, ailemi korumaya aldım. Men hadarani, yanımda olanları da korumaya aldım. Ve men gabani, yanımda olmayanları da korumaya aldım. Kimle? Bil hayyillezî lâ yemûd, hiç ölmeyen diri olan Allah'ın yardımıyla. Tamam mı? Bu velcetu zarifi delge ilel hayyil kayyilezî lâ inâmü lâ yemûd diye devam ediyor. Manası çok muazzam. Mesela diyor ki ve asbahtu, ben bu sabaha çıktım fî civârillâhillezî lâ, Allah'ın koruma sahasındayım. Allah'ın koruma sahasında kimse suikast yapamaz diyor. Ve zamanillezî lâ yuhfar zamanı abdî, Allah'ın güvencesine girdim diyor. Allah'ın güvencesini hiç kimse bozamaz diyor. Allah teminat verirse sana asla kimse o teminatı bozamaz. O güvenceye girdim diyor. Bu dua böyle devam ediyor. Yani sayfa 91-92, bunu günde bir kere, yani iki kere olsa iyi ama günde bir kere okursa bu ahir zamanda durup dururken üstüne efendim taş düşüyor, toprak düşüyor, bina düşüyor, o çöküyor, bu gidiyor. Afatlar yağıyor yani. Kendimizi de, çoluk çocuğumuz, küçük çocuklar hiç okuyamıyor. Büyük çocuklar da çok okumuyor. Bunları da niyet ederek bu koruma duası yapılıyor. Peşinden ne geliyor? Efendim işte zaten bu çok önemlidir. Allah'a vekil edindim. Tevekkeltu alallah. Allah'a itimat ettim. Atasantü billah. Allah'a sığındım. Fevvastu emriyle Allah. Bütün işlerimi Allah'a ısmarladım. Bunlar hep ayetlerden alınmış. Büyükler bu dua tertip etmişler. Fallahu hayrun hafizan ve erhamun rahimin korumati. Sonra ne geliyor? Lekad caekum. Tevbe suresi son iki ayeti. Efendi Hazretlerimiz beş vakit namazdan sonra devam ederdi buna. Bu ayet-i kerimeyle bitiyor. Şimdi manaları burada 91-92. Ben sizi Allah için seviyorum. Size zarar gelsin istemiyorum. Hayırlı uzun ömürle yaşamanızı da istiyorum. Siz de benim istiyorsunuzdur. Onun için ben size bir tavsiyede bulunuyorum. Hayırlı uzun ömürle kazasız belasız yaşamanız için bu duayı okuyun. Müslümanlara bir bela gelmesin. Bütün belalar ehli bidatın, ehli şirkin üzerine yağsın. Amin. Amin. Ama Müslümanların başına zarar zeval deyince üzülüyor. Ama efendi babamız da üzülürdü yani. Birisi ihvandan trende ezildi. Mübarek öyle buyurdu yani. Şu Levenzellâ'yı okusaydı, Lekatçâkım'ı okusaydı bu bela gelmeyecekti buyurdu. Üzülüyor yani meşayih. Yani ben size, siz bana üzülüyoruz hepimiz birbirimize. Demek ki korumalarda biraz dualarda gerçeklik var. Onun için başımıza çok şeyler geldi geliyor. Gelmemesi için. Bu öyle büyük bir duadır. Hatta hadis-i şerifte rivayet olunuyor. Okuduğu gün efendim ölüm musibeti bile gelmez. Ölüm dahil. E okuduğu gün ölüm musibeti nasıl gelmez? Eceli geldiyse ha o zaman sordular. Başka bir rivayette lem yüktel, başkası tarafından katledilmez. Ve lem yudrab bi hadid, demirle darbe vurulmaz. Demir darbesi isabet etmez. Bunlar İmam-ı Senusi sayfa 10'da var. İmam-ı Deyrebi, İmam-ı Gafiki. İmam-ı Gafiki büyük muhaddisler. Lemahatül Envar 966 rakamında. Efendim birçok İmam-ı Zebidi, İhya Şari. Bütün kaynaklarını burada zikrettim. Şimdi İmam Ebu'l-Hasen Ali el-Kurtubi de bunu, bu hadis-i şerifi, bu rivayeti zikretmiş.
Salihlerden biri, Evliyaullah'tan biri tam 70 yaşındaymış. Bu duayı öğrenmiş. 70 yaşından sonra bu duayı okumaya başlamış. Gelmiş 130 yaşına. 130 yaşına kadar yaşamış. Devam ediyor ama duayı ebedi bırak. Eceli de gelmiş. Duayı da hiç unutmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında zuhur etmiş. Buyurmuş, kem tehrabumle, daha ne kadar kaçacaksın ya? Buyurunca o gün terk etmiş, o gün vefat etmiş diyor. Ve bunu da efendim burada İmam-ı Senusi, Büyük İtikad kitabında Maliki Alim, İmam-ı Senusi Mücerrebatında bunu zikretmiştir.